Ya ne Irak'a gitmesi ya? Ne Irak'a gitmesi ya? Ne demek 4-5 ay ben ortalarda yokum? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun ha? Ya düşünmeden, bana söylemeden böyle bir kararı nasıl alabilirsin ki sen ya? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Bir söylesene. Neyi ispatlayacağım ya? Allah Allah! Neyi ispatlayacağım ya? Kardeşim, iş bu, iş. Anladın mı? Bir görev verildi bana, ben de kabul ettim. İşte bu kadar, bu kadar basit. Bu kadar basit ha? Peki bu kararını bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun ha? Mesela uçağa binmeden önce mi? Ay, saçmalama ya Cemal. Saçmalama, daha yeni öğrendim ben. Söyleyecektim sana. Öyle aniden karar verdim. Bir de bu var işte Ebru, bir de bu var. Bak, biz evleniyoruz. Nenemlerden tut Leyla ablaya kadar hep koşturuyorlar. Ya ev tuttuk, ev tuttuk. Biz evleniyoruz, sen bu evlilik arifesinde nasıl böyle bir karar verebilirsin ki? O konu biraz bekleyebilir. Anlamadım. Ya işte ne var ya, ne var? Bir tarih belirlemedik ki yani. Nedir, 5 ay sonra evlensek ne olur? Ben kaçmıyorum ki. Konunun bu olmadığını ikimiz de biliyoruz, değil mi? İkimiz de biliyoruz. Neyim ben senin? Yani senin için ne ifade ediyorum? Senin hayatındaki yerin ne? Mesela dış kapının mandalı mı? Ya ne alakası var ya? Gitmeyeceksin hep. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Anlamadım. Burada. Benim yanımda kalacaksın. İzin vermiyorum. Na la 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 la. Ay böyle günlerde insanın çocuk olası geliyor. Çok heyecanlıydı ama çocuklar. Ya. Çok da güzel program hazırlamışlardı. Ben çok beğendim vallahi. Güya çocuk bayramı. Ama biz daha çok eğlendik. geç. Bir de Ebru Hanım da aklım kalmasa tam olacaktı ama. Ya nerede kaldı bu kız? Törene geleceğim dedi, gelmedi. Bu saate kadar bir haber de vermedi. Cep telefonu da kapalı. Belki bir işi çıkmıştır Leyla teyze. Ya hiç işi çıkmış olur mu hayatım? İnsan bir haber verir değil mi? Düşüncesiz ne olacak? Saatler olsun kızım. Ay sağ ol Leyla anneciğim. O kadar yorulmuşum ki banyoda neredeyse uyuyakalacaktım. Canım benim. Çok haklısın. Ne yiyeceğiz? Domates çorbası, köfte, makarna, taze fasulye. Tabii salata. Yaşasın, açlıktan ölüyordum. Yardım edecek bir şey var mı? Yok canım, bitti zaten, az kaldı. Ay şu kız bari yemeğe yetişse. Yusuf abi niye gelmedi? Onun gitmesi gerekiyordu. O yanındaki arkadaşı var ya, onunla birlikte gitti. Kimdi o öğretmenim? Hem Yusuf abi niye öyle giymişti? Tören boyunca da bizimle konuşmadı. Bizi tanımıyormuş gibi yaptı. Zevcancığım, bu çok uzun bir mesele. Sonra anlatsam olur mu? Olur. Nihayet evin yolunu bulabildi hanımefendi. Merhaba. Kızım neredesin sen? Bütün gün cebin kapalıydı. Neredeydiniz, ne oldu? Ben de bir anneyim değil mi? Merak ediyorum. İnsan bir ara. Bitti mi? İşim çıktı, okula gelemedik. Anne hiç konuşacak halim yok. Benim başım ağrıyor. Ben yatacağım. Yemek yemeyecek misin? Yok. Size afiyet olsun. Kızım yemek yemeden yatılır mı? Vallahi teyzeciğim görsen yok yoktu. Şiirler, şarkılar, tiyatro... O küçük... Neydi o Nasrettin Hocalı falan komutanım? Skeç. Ha skeç, skeç. Ay vallahi kıskandım şimdi. Keşke beni de götürseydiniz. Keşke vallahi. Senin şu öğretmen adı Hayat mı? Hayat. Güzel mi? Güzel. Siz sürekli görüşüyorsunuz galiba. Kimle? Senle şu öğretmen canım. Seni görünce çok şaşırmadı da dikkatimi çekti. Sanki daha dün görüşmüş gibi rahattınız. Ben oralardaydım, uğramıştım ona.
Onun öyle gelmiştir sana komutanım. Ailesi? Arkadaşları onlar da mı? Sanki hepsi seni tanıyor gibiydi. Halinde bir tuhaflık varmış gibi bizi süzüyorlardı. Vallahi ben ilk defa görüyorum hepsini. Belki de hayat öğretmen onlara senden bahsetmiştir. Ondan öyle bakmışlardır. Tabii canım. Teyzeciğim ben biraz daha alabilir miyim? Var tabii çocuğum. Tamam, teşekkürler. Başka bayram yok mu yakında? Çok merak ediyorum bu hayat öğretmeni. Beni de onunla tanıştırsana. Tamam, tanıştırırım teyzeciğim, tanıştırırım. Ne için kullanıyormuşuz bilgisayarı? Bilgilenmek için, iletişim için, bir de bazen eğlenmek için. Peki evinde bilgisayarı olan var mı? Bizim evde yok ama mahallede internet kafe var. Oraya gidiyoruz biz. Ama yasak oğlum. Sen tek başına internet kafeye gidemezsin ki. Yalnız gitmiyorum öğretmenim. Babam da benimle geliyor. İyi, umarım öyledir. Peki gittiğin zaman kaç saat kalıyorsun internet kafede? Okuldan çıkışta birazcık uğruyorum. Biraz mı? Birkaç saat olabilir. Tabii herhalde bu birkaç saati de derslerinle ilgili araştırma yapmak için geçiriyorsundur değil mi Hulusi'cim? Tabii canım, başka ne için olurmuş? Ha, ne bileyim mesela ben bazen canım sıkılıyor, oyun oynuyorum bilgisayarda. Ben de oynuyorum öğretmenim, en sevdiğim oyun. Siz hangi oyunu oynuyorsunuz? Oyunu çok güzel değil mi öğretmenim? Oho, ben oyunu bitireli çok oldu. Arkadaşlar nasıl ama? Oo, ben önde 10. bölüme geçtim. Ben en çok seviyordum. Oyunu süper ama. Geçen sabah kadar oturup bitirdim ben oyunu biliyor musun? Çok eğlenceli. Ege? Egeci? Az önce yanlış duydun değil mi? Sabaha kadar bilgisayarın başında oyun oynamadın. Şimdi neden senin kaç gündür derslerde uyukladığını çok iyi anladım Ege. Çocuklar, haklısınız, bilgisayarda oyun oynamak çok eğlenceli bir şey. Ama bütün günümüzü, bütün gecemizi bilgisayarın başında geçirmek hiç doğru bir şey değil. Hem bilgisayarın başında çok otursak gözlerimiz bozulur değil mi öğretmenim? Sadece gözümüz bozulsa iyi Merveciğim. Onun için gözlük alır hallederiz. Ama sürekli hareketsiz oturduğunuz için kemikleriniz gelişmez. İskelet yapınız bozulur. Sonra uykusuz kaldığınız ve sürekli bilgisayar başında bir şeyler atıştırdığınız için büyümeniz yavaşlar. Bütün vücudunuzun dengesi bozulur. Onun için bilgisayarı sadece gerekli yerlerde kullanmamız gerekiyor. Tamam. Oyun da oynayabilirsiniz ama bir, bilemedin 2 saat. Daha fazla değil. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin size.
Yıldan nefret ediyorum. Çok kötüyüm ben gerçekten. Bütün gece uyumadım. Benim yüzümden mi? Tamam. Biliyorum, benim de yüzümden. Evet, gerçekten biraz... Yani daha önce söylemem gerekirdi. Hatalıydım o konuda. Ve ne? Bu konuda hatalıydın. Kararını yeniden gözden geçirdin ve... Yok, hayır. Kararımda hiçbir değişiklik olmadı. Aslına bakarsan ben... Yani senin dünkü tavrını yeniden gözden geçireceğini düşünmüştüm ama... Of. Katı olmak zorunda mısın? Ne yapmamı istiyorsun peki benden Ebru? Ne harika bir karar vermişsin. Hem de tam düğünümüzün arifesinde. Ne kadar güzel. Falan bunları mı diyeyim? Her gün, her Allah'ın günü, her dakika, belki her saniye ölümün kol gezdiği bir ülkeye seni gönül rahatlığıyla öyle yollayayım ha. Bunu mu istiyorsun? Ya da mesela böyle bir kararı neden şimdi? Yani neden şimdi alıyor? Yani bunun altında mesela başka anlamlar mı arıyor? Ne yapmamı bekliyorsun? Söyle. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmanı beklemiyorum. Ben sadece... beni anlamanı istiyordum. Ama boşver. Acaba Kadir'in ailesinin telefonu var, sizden alabilir miyim adresini de? Tamam Sezgin. Tamam, şimdi çıkıyorum ben de. Hadi görüşürüz. Nenem. Ne diyeceğim şimdi ben bunlara? Efendim nene? Ha. Ne? Buraya mı geliyorsunuz? Ne zaman? Niye? Bütün düğün hazırlıklarını bitirdiniz ha? Ha. Ya nene. Nenen. Nene, boşuna gelmeyin.
Evet. Niyesini sorma sen işte nene. Gelmeyin diyorsam gelmeyin. Yok nişan için öyle altın maltın falan da almayın. Hayır alışveriş malışveriş yapmayın. Öyle işte nene. Ya ne diyeyim ben şimdi sana? Nişan da düğün de olmayacak çünkü. Ben ararım sonra seni. Ve hadi nene kapatıyorum şimdi. Anlatırım sonra sana. Tamam. Bu anlattıklarınız büyük başarı. Annesiyle bile dışarı çıkmayı reddediyordu Kerem. Şimdi yani eski nişanlısının düğününe gitmesi, okuldaki 23 Nisan törenlerine katılması. Vallahi imkansızı başardınız desem yanlış olmaz herhalde. Tamam. Tamam da şöyle bir durum var. Kerem bütün bunları benim isteğimle yaptı. Ben istiyorum diye yaptı. Yani kendi gerçekten dışarı çıkmak istiyor mu? İnsanları görmek istiyor mu? Emin değilim. Sizin yönlendirmenizle de olsa büyük bir adım bu. Eminim yakında kendi başına sokağa çıkmaya başlayacaktır. Size güveniyor. Bu çok önemli. Bu güveni korumaya dikkat edin. Bak, bu yatak örtüsünü ben işledim. Ha, hey gidi günler hey. Ama şimdi nerede? Sabır işi bu, sabır. Gözler de gitti artık. Ben diyorum ki, bunun kenarına şöyle bir sıra bir dantel mi geçsek ha? Yani boşuna yemek. Niye? Bunların modası geçeli yıllar oldu be ablacığım. Artık kimse kullanmıyor böyle şeyleri. Sen şimdi bunun kenarına etek falan da yapmışsındır. Ay etek kullanan mı kaldı ayol? Bak ablacığım, biz şimdi bu parçaları bir güzel birleştiririz. Ortaya da bir güzel parça atarız. Böyle güzel kadife fiyonklar, kurdelelerle falan süsleriz. Al sana mis gibi nevresim takımı. Tamam, güzel. Ne renk alalım kurdeleyi? Mavi alalım. Yo yo. En iyisi motiflere uysun, pembe alalım. Tamam, pembe alırız ablacığım. Peki şimdi, senin bu kızın dantel, yemek masası örtüleri falan var mı? Aman yok. Ben bir ara almak istedim ama ben kullanmam öyle şeyler dedi, vazgeçtim. Nasıl kullanmam? Yemek masası örtüsü olmadan nasıl evlenir bu kız? Ay insan içine çıkamazsın benim çeyizim var diye. Mümkün değil. Aa, öyle mi? Aman canım. Aa Nuray sen de çok abarttın. Ay ne güzel mis gibi hazır yemek masa örtüleri var. Ay çok güzel çok güzel ben almıştım hatta. Dur bakayım şurada olacaktı. Aman aman hiç uğraşma be. Ay hiç gösterme. Aa, baksana ne kadar zevksiz nasıl kalitesiz şeyler. Ay. Orijinalini yerini tutar mı ki? Bak ablacığım durum anlaşıldı. Senin bu kızın çeyizi tam takır kuru bakır. Bizim bir an evvel işe koyulmamız lazım. Düğüne şunun şurasında kaç gün kaldı? Bir an evvel halletmemiz gerek bütün işleri. Doğru. Ay nereden başlasak acaba? Önce bir liste mi yapsak? Neler eksik? Yani gerçi ben bir liste yapmıştım ama şimdi sen böyle deyince tabii. Bak şimdi ablacığım. Önce mutfaktan başlayacağız. Mutfağın bütün eksiklerini hallederim. Bir kadının evinde en önemli yer mutfak. Ondan sonra yatak odası. Sen hiç merak etme. Ben mutfağı tamamladım. Her şeyi hazır. Perdeleri bile. Örtüleri? Örtüler mi? Tüp örtüsü, damacana örtüsü, buzdolabı örtüsü, peçeteliği, bardak altlığı, poşetliği. Bunlar olmazsa olmaz şeyler. Sahibi nerede? İçeride. Bekleme odasında. Kızımı acı çekerken görmeye dayanamıyorum. Tamam. Bunlar kim ya? Bunlar pek hayvansevere benzemiyorlar ha?
sağ ol. Mustafa Aksoy burada mı? Niye arıyorsunuz Mustafa Aksoy'u? Nereden bulabiliriz hazretlerini? Bulamazsınız. Siz kimsiniz? Niye arıyorsunuz abiyi? Abi. Bak, yerini biliyorsan rica ediyorum. Paşa paşa söyle, işimizi zora sokma. Bilmiyorum. Bize manval okuma kardeşim. Adres buraya gösteriyor. Söyle o Mustafa'ya çıksın dışarıya. Yoksa biz çıkarmasını biliriz. Yok kardeşim, yok. Anlamıyor musunuz? Yok. Ne diyecekseniz bana deyin. Fevzi abinin selamı var. Ha bir de Fevzi abinin alacağı var. Onu tahsil edeceğiz. Ne borcu kardeşim? Alacak mı alacak bir şey yok. Ne oluyor burada arkadaşlar? Sen karışma doktor. Ben buranın sahibiyim. Ha. Siz kimsiniz? Biz ortağın Mustafa Aksoy'un alacaklılarıyız. O adamın burasıyla hiçbir ilişkisi kalmadı. Gidin başka yerde arayın. Bak kardeşim, adres burayı söylüyor. Parayı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bunu böyle bilirsiniz. Ne diyorsunuz siz ya? Şşş, doktor. Para hazır olsun. Para hazır olmazsa geldiğimizde sizin canınızı yakar, alacağımızı alırız. Ablacığım, bu damat tarafına gidecek bohçalar için saten kumaş almamız lazım. Allah'tan öyle çok kalabalık değillermiş. İçine ne koyacağız? Vallahi içine havlu koymak lazım. Ondan sonra işte namazlık, başörtüsü, tülbent, iç çamaşırı falan olabilir yani. İç namaz, başörtüsü... İç çamaşırı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun burada anneciğim? Niye ofiste değilsin? Gittim gittim ama erken geldim. Niye acaba? Ne olur beni hiç uğraştırmayın bunlarla şimdi. Kızım sen uğraşmayacaksın ki. Nuray ile biz hallediyoruz hepsini. Bence siz de boşuna hiç zahmet etmeyin. Düğün falan olmayacak. Olmayacak mı? Nasıl yani? Ha, ertelediniz mi? Ne zamana? Yok, erteleme değil. Belki hiç olmayacak. Ebru. Sen ne diyorsun kızım? Ha, çocuk oyuncağı mı bu? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Dün evleniyoruz diyordunuz. Bugün evlenmiyoruz diyorsun. Ne oldu? Bu kesin nişanlısıyla kavga etmiş. Kız Leyla abla, senin bu damat da benim Ali gibi hayırsız çıktı. Ali Beyciğim, şimdi veli toplantısında bunları gerektiği gibi velilerimize indirirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ha, hayat, ne yaptın? Bulabildin mi çocuğu? Yok. Ailesinin de hiç haberi yok Kadir'den. Evden kaçtıktan sonra hiç aramamış. Ama bir fotoğrafını aldım. Belki işe yarar diye. Eren'e verdiğimiz gibi kayıp ilanı vermeyi düşünüyorum bu fotoğrafla. Hayat Hanım, belki gene kızacaksınız ama söylemeden edemeyeceğim. Boşuna çabalıyorsunuz. Zaten çocuk evine dönse çoktan dönerdi. Siz de anlattınız. Çocuğu yurda yerleştirmişler, oradan da kaçmış. Hem Hayat Hanım, hangi birini kurtaracaksınız? Sadece İstanbul'da bine yakın çocuk sokaklarda yaşıyor. Evet. Haklısınız. Ama bu bizim hiçbir şey yapmayıp evde oturmamızı gerektirmez değil mi? Bir şey yapmamız lazım. Yani birisi için bile bir şey yapsak kârdır değil mi? Ayıcığım. Sen bu fotoğrafı bilgisayarda büyütebilir misin? Tabii. Sonra da kayıp ilanı için hallederiz. Tamam. Bu çocukluk kayıp Hayat Öğretmenim. Evet, tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Geçen gün bizim okuldaydı bu. Bizim okulda mı?
20 Nisan bayramında geldiydi buraya. Böyle ben baktım, hatta üstü başı da pek iyi değildi. Ne var, bir şey mi var diyecektim ama çocuk kaçtı gitti. Neden kaçtığını vallahi bilmiyorum. Fazıl Bey, eminsiniz değil mi? Yani birisiyle karıştırmıyorsunuz. Evet öğretmenim, niye karıştırayım? Ben cahil miyim? Eminim. Aha bu çocuk. Sınava 50 gün kaldı arkadaşlar. Ay bu da tezkere bekleyen askerler gibi, şafak 50. O gün de bizim bir çeşit tezkere günümüz, değil mi Mertem? Vallahi benim için kesin öyle. Bu son girişim çünkü. Ya kazandım ya da... Bahsetmeyin ya, ateş basıyor bana heyecandan. Oo, sen daha şimdiden böylesin. Sınav günde ne yapacaksın çok merak ediyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Benim bir arkadaşım vardı, aynı böyle senin gibi sınav deyince eli ayağı tutmuyordu kızı. Heyecandan tir tir titriyordu. Ya sınavda soruları cevap anahtarına geçiremedi kız elinin titremesinden. Düşünün yani. Üstüne daha da heyecan yaptı, ağlayarak çıktı kız sınavdan. Kazanamadı mı? Sonraki yıl psikiyatra gitti. Öyle kazandı ama. Ha, sonra bir arkadaş daha vardı. Dershanede bayağı iyiydi kız. Ama sınavda sıfır çekti. Meğer heyecandan bildiği her şeyi unutmuş kız. Öyle kağıda baka kalmış. Sınavdan sonra evde bütün soruları doğru cevaplamış tabii. Niye anlatıyorsun ki böyle şeyler? Anlatmasana. Senin iyiliğin için anlatıyorum kızım. Sen de heyecanını yenmezsen başına böyle şeyler gelebilir diye söylüyorum. Gerçi hastalığından ötürü benim başıma böyle bir şey gelmesi daha olası bir şey ya. Uf. Ya sınav sırasında kaygı nöbeti geçirip sınavı yarım bırakmak zorunda kalacağım diye öyle korkuyorum ki. İlaçların mı var Mertem? Vallahi ben de onlara güveniyorum zaten. Ben sınavda nasıl olurum acaba? Yani deneme sınavlarında falan çok heyecanlanmıyorum. Yani heyecanlanıyorum da öyle sizin anlattığınız gibi değil. Tamam da deneme sınavı başka, ÖSS başka şimdi. Evet, deneme sınavlarında ben de heyecanlanmıyorum ama ÖSS'den de elim ayağım gidiyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nuray nerede? Gitti. Aa, ben de bütün gün kalacak sanmıştım. Kurabiye falan aldım çayla birlikte yeriz diye. Hanımefendi kuru kuru içmiyor ya. Leyla anne. Senin canın mı sıkkın? Bana mı öyle geliyor? Hem de çok sıkkın hayat. Yani bu kız beni bir gün öldürecek. Ebru mu? Ne oldu? Ya bu değil mi daha? Geçen gün zil takıp oynayarak ben evleniyorum diyen. Cemal'le günlerdir eşya bakan, ev bakan. Şimdi de tutturmuş, düğün falan olmayacak diyor. Aa. Sebebini sorunca da hiçbir şey söylemiyor hanımefendi. Yok canım, yoktur öyle bir şey. O Cemal'le kavga etmiştir, kızgınlığından öyle söylemiştir. Ya olur mu öyle şey? Yani bu iş çocuk oyuncağı mı? Ya yok canım, Leyla anne sen merak etme. Böyle bu kadar kolay mı ayrılmak? Hem zaten... Ben konuşurum ikisiyle de merak etme. Onlar yarın barışırlar, sen de üzüldüğünle kalırsın. Hayat, beni Ebru'nun bu tavrı sinir ediyor. Hani bu kadar tutarsızlık olur mu? Ya çocuk oyuncağı mı bu? Ya 15 yaşında bir kız çocuğu gibi davranıyor. Ya bazen düşünüyorum, ya ben nerede yanlış yaptım acaba diyorum. Ya eğer böyle yapacaksa hakikaten hiç evlenmesin daha iyi. Ne olacak abi? Senin verdiğin parayı kumarda yemiş bitirmiştir şerefsiz. Aç kalınca da gözünü buraya dikti demek ki. Fevzi'nin nasıl deli dengesi bir manyak olduğunu bilmez mi Mustafa abi? Tamam, tamam haklısın. Fevzi buradan para sızdırmayı kafaya koyduysa her türlü pisliği yapar. Tamam ben gerekli tedbirleri alırım abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Görüşürüz. Cemal. Şeyi konuştuk Cemal. Bugün gelen adamları. Mustafa bilirse iyi olur dedim. Sonuçta bu onun meselesi öyle değil mi? Bak Sezgin. Bugün gelen adamlar beni hiç ilgilendirmiyor.
Onların dertlerinin ne olduğuyla da hiç ilgilenmiyorum. Ama şu telefonu açtığın adamın artık burasıyla hiçbir alakası kalmadığını sana son kez hatırlatıyorum. Yanılıyorsun Cemal. O adamlar seni ilgilendirmeli. Abinin burayı sana devrettiğini öğrendiklerinde dertleri sen olacaksın Cemal. O adamların nasıl manyak tipleri olduğunu bilmiyorsun. Hele başlarındaki o Fevzi denen şerefsiz. Mustafa abi o koca çiftliği, bir sürü iş yerini, milyonlarca lirayı daha birkaç ay önce saydı eline. Bak yine doymadık. İyi de bütün bunlardan bana ne Sezgin? Yanılıyorsun Cemal. İstediklerini almak için tekrar geleceklerdir. Burayı yakıp yıkmadan bırakmazlar. Belki de kan akıtmadan. Mantıklı davran. Biz önlemimizi alalım. Ben eski arkadaşlardan bir ikisine haber veririm, kapıda dururlar. Biz tedbirli davranalım. En azından bir süre uygulayalım. Yeter Sezgin. Yeter. Burası bir klinik. Sizin iki ay öncesine kadar at koşturduğunuz mafya aranesi değil ki burası. Bak Sezgin. Ben dükkanımda böyle olaylar görmek istemiyorum. Böyle adamları da görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Söylediğin zaman Cemal'in tepkisini görür gibiyim. Ah bir de orada olsaydın. Hayır yani var ya beni doğru düzgün konuşturmadı bile. Ya görev diyorum, şey diyorum, gazetecilik diyorum. Hiçbir şey anlamak, duymak bile istemiyor. Ya hayat, Allah aşkına sen söyle. Ya benim istediğim şey, ben bu kadar mı kabul edilmesi zor bir şey istiyorum? Ya ben masa başı çalışanı değilim ki. Ben yıllarca gazetecilik okudum. Öyle olmuyor gazetecilik, elinde teyip deniz kenarında öyle birileriyle havadan sudan sohbet edip olmuyor yani. İyi de ben bunları biliyorum zaten. Bana niye anlatıyorsun? Cemal'i anlatsana. Çok dinler ya. Ben ömrümde bunun kadar sabit fikirli bir adam görmedim. Görmedim. Hayır yani birazcık bir anlamaya, dinlemeye çalışsa birazcık belki bir yerlerde anlaşacağız ama nerede? Vallahi işin çok zor. Ama ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Yani ben de olsam aynısını yapardım. Ben de böyle bir takım yardım derneklerinde çalışayım, birilerine yardım edeyim, organizasyonlarda olayım. Mal mülk kazanmaktan daha çok hoşuma gider. Evet. Sen Irak'a gitmek zorunda mısın Evralla? Yani başkası gitse. Ya niye illa Irak'a gideceğim diye tutturuyorsun ki? Sevcan. Sen de bunun boşuna bir inat olduğunu düşünmüyorsun, değil mi? Hı. Yok, değil. Ben sadece Cemal abi açısından bakalım istiyorum biraz. Peki, peki bakalım. O zaman söyler misin bana? Sen niye kalktın köyünden ta buralara kadar geldin? Ha? Sen niye bu sınava girmek istiyorsun? Veya hayat? Hayat neden kendini çocuklar için bu kadar parçalıyor? Bak, kaç gündür hiç tanımadığı bir çocuk için nasıl paralıyor kendini? Ya tamam ama ben... Cemal abiyi anlamaya çalışalım bir de istiyorum. Çalışalım, buyurun. Cemal abi evlilik için çok heyecanlıyım, değil mi? Hı. Her şey bir an önce olsun bitsin. En kısa zamanda evlenelim istiyordu. E sen şimdi o bu kadar heyecanlıyken evliliği bir kenara atalım diyorsun. Zaten Irak çok tehlikeli bir yer değil mi? Yani insanlar ölüyor, kaçırılıyor, bombalar patlıyor sürekli. E kim ister sevdiği kızının oraya gitmesini? Bence Leyla teyze duyduğu zaman o da kesin karşı çıkacaktı. Ay. Sizin sıkıntınız ne? Benden bir şey mi saklıyorsunuz yoksa? Hı? Benim hakkımda konuşuyoruz Leyla teyze. Sınav yaklaştı ya. Ebru ablamlar bana akıl veriyorlardı. Öyle olsun.
Efendim? Aa, ne biçim bir ses bu Cemal? Benim hayat. Ne var hayat? Canımın sıkkın olabileceğini ve sen sebebinin de ne olduğunu da bence gayet iyi biliyorsun. Aman tamam. Hem sen buraya gelsene, konuşuruz. Ya bırak lafı gevelemeyi hayat, bırak. Ben çok yorgunum, şimdi gelemem. Sonra konuşuruz o senin söylediğin mühim konuları, tamam? Bak Cemal, beni bu şekilde başından savamazsın. Hem sen gelmiyorsan eğer, ben çıkıp gelirim. Yani bu saatte, karanlıkta, yürüyerek. Yani eğer başıma bir şey gelirse, sebebi sensin ona göre. Tamam, kandırdın yine beni, tamam. Hayrola, kapılarda karşılıyor. Leyla annem dinleniyor da, gürültü olmasın diye. Gel bakalım. Geldik bakalım. Ebru odasında biraz canı sıkkın, uyuyor galiba. Bir şey ister misin? Çay yok ama. Kahve filan. Gerek yok. Ben zaten daha akşam yemeği yemedim. Ha, o zaman yemek hazırlayayım. Bak, hem de bir yandan konuşuruz. Çorba var, bir de bakla. Başla. Konuş. Hem cinsin hem de kardeşin olduğu için beni istediğin gibi eleştiri yağmuruna tutabilirsin. Amma ön yargılısın Cemal. Dağarcığında da her duruma uygun bir sıfat mutlaka bulunur, değil mi hayat? Yapma Cemal, böyle mi konuşacağız? Ne tarz yaklaşmalıydım sizce Ebru'ya Hayat Hanım? Mesela elbette bir tanem, Ebru'cum ne kadar güzel olmuş Hüra gitmek. Hatta gitmeseydin ben söyleyecektim sana. Hem dur Irak ne demek? Bak gittin eksik kaldı Afganistan. Bir de Irak üzerinden Afganistan'a uğra. Böyle mi diyelim, ha? Bence gereğinden fazla büyütüyorsun Cemal. Neyi büyütüyor? Neyi büyütüyorum ya? Ne kafayı mı yediniz siz? Irak'a gitmekten bahsediyoruz biz burada. Ölmeye mi gitmek istiyor ha? Orası bir cehennem. Ama bu bir görev. Tutturmuşsunuz bir görev. Yok insan aşkı, yok çocuklar falan. Biz de herhalde sizin kadar seviyoruz oradaki insanı. Ama o da mesleğinin başında bir gazeteci sadece. Öyle bir donanımı falan filan yok ki. Öyle ben de bunların derdini ediyorum. Bir çalışma yapacağız biz demekle olmaz. Nereden biliyorsun canım? Belki olur. Öf, ben bırak. Bırak hayat, bırak. Yok, benim nişanlım Irak'a falan gidemez. Benim burada dizimin dibinde duracak kardeşim. Bu kadar işte. Ben senin nişanlın falan değilim. Tamam mı? Nişanlın değilim senin. Ona göre konuş. Ona göre davran. Nişanlım değilsen, değilsindir. Bunun üzerine ısrar edecek de değilim. Cemal, oğlum bak. Demek Cemal, nişanlın değil diye konuşturmuyorsun onu. Ama ben senin annenim, ben konuşurum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hele bir gitmeye kalk. Cemal'den önce ben dikileceğim önüne. Bak, seni o bana hapseder. O Amerikalıları Irak'tan çıkana kadar sana kapıyı açmam. Anladın mı? Bu da çifte kavrulmuş oldu. Nasıl ama? Ne bu araba şimdi? Dün söylemiştim ya sana. Gezecektik biraz. Dün bir şeyler söyledin ama ben pek ciddiye almamıştım.
Nereye gidiyoruz? Bir arkadaş ziyareti diyelim, olsun bitsin, tamam mı? Ah Yusuf oğlum, ben de sana baktım, yoktun evde. Kahvaltı ettin mi? Hadi gir içeri de sana bir şeyler hazırlayayım. Yok yok teyzeciğim, biz gideceğiz zaten. Nereye gidiyorsunuz? Vallahi bilmiyorum anneciğim. Bakalım bu deli Yusuf'un bugün nereye savuracak bizi? Aa tabii, gidin oğlum. Bu güzel havada evde oturup da ne yapacaksınız? Ne güzel. Şoförlüğün iyi değil mi? Vallahi ölmek gibi olmasın, ralliciler gibiyimdir komutanım. Anneciğim, sana zahmet ceketim, bir de cüzdanım olacak masanın üstünde. Getirir misin? Aa tabii, hemen getiririm şimdi. Nereden buldun bunu? Hüseyin abinin bir arkadaşının. Araba lazım deyince sağ olsun hemen verdi. Aa sahi, dün akşam üzeri biri çıkıyordu senin evden. Benim evden mi? Evet, iş için falan geldiler diyeceğim ama Hüseyin abi değildi herhalde. Yok yok, halamın oğlu, kuzenim. Öyle uğramış. Ne iş yapıyor? Kim? Dün akşam gelen. Memur. Memur o. Daha unuttum nerede memur olduğunu. Bazen tuhaf davranıyorsun Yusuf. Nasıl tuhaf? Sanki sakladığın bir şeyler varmış gibi. Yok canım ben net. Teyzeciğim. Hadi gidelim biz artık, yolumuz uzun. Hadi bakalım ama dikkat edin ha yolda. Bazen tutukluk yapıyor kapı. Dur ben içeriden açarım. Tamam. Güzel araba bulmuşsun. Ne demez. Irak'a gidecekmiş hanımefendi. Yani sanırsın ki Birleşmiş Milletler temsilcisi. Ya senin etin ne, budun ne? İlla bir çıkıntılık yapacak ya. Tabii adı Ebru. Bir tatsızlık çıkarması olmaz. Günaydın. Günaydın Leyla teyze. Günaydın. Akşamdan beri aynı şeyleri söylüyorum değil mi? Onun için öyle bakıyorsun. Ya ama ne yapabilirim? Ya şu kadarcık aklım var, bu kız yüzünden o da gidecek. Bakın, ikinizi de uyarıyorum. Eğer ona destek olmaya kalkarsanız çok fena bozuşuruz. Yani ikinizi de çiğ çiğ yerim. Tamam mı? Siz oturun yapın kahvaltınızı, ben şuna bir bakayım. Kahvaltınız hazır hanımefendi. Bir lokma bile yiyecek vaktim yok. Yolculuk için bir şeyler alacağım. Bir de derneğe gideceğim. Irak'a gidecek diğer arkadaşlarla tanışacağız. Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur şuraya. Otur! Ebru, bir kere daha konuşalım mı? Hayır hayatçığım, hiçbir şey konuşmayalım. Konuşa konuşa çenemiz düştü bizim. İyi günler. Bir dakika! Görüyorsunuz değil mi yaptığını? Ebru! Gitmeyeceksin! Bak, eğer ben Leyla'ysam o oraya gitmeyecek. Ya, ya bu kız ne zannediyor? Bağdat hala öyle masallardaki şehir mi zannediyor? Yavaş yavaş yavaş. Sen bütün bu yolu yürüdün mü? Vallahi evet. Ben bir dolmuş buldum mu hemen atlıyorum. Bravo vallahi. Ne var canım yolda? Millet bir sürü para veriyor spor salonlarına gitmek için. Hem bu bedava spor olmuş oluyor. O da doğru ya. Şu Kadir'e baktın mı gelirken? Kime? Kadir'e. Daha baktım tabii. Yalancı. Yalancı. Nuray'la nasılsınız bakalım? İyiyiz. Yani hayatımda olmadığı sürece iyiyiz. Nuray da sana çok bayılıyordu. Ne demek şimdi? Bayılmıyor mu? Bayılmıyor tabii. Hatta yeni birini buldu bile diyebilirim sana. Ne diyorsun? O hani intihar etmeye kalkıştığı gün bir tane polis Nuray'ı çok beğenmiş. O günden beri sürekli telefon açıyor.
Adı da Veli miymiş, neymiş? Öyle bir şey. Yok canım, şaka ediyorsun. Ne oldu, kıskandın mı? Kıskandım, ne kıskanacağım ya? İyi bakalım hadi. Hayırlısı. Bir yastıkta kocanlar inşallah. Sinan gelene kadar yemeği yetiştirsem akşam. Ne yapayım acaba? Yok mu hiçbir şey? Yok. Ay kız. Merhaba kızlar. Aa, ne oldu? Ay kız, anahtarını evde unutmuşsun. Çıkarken fark ettim. Gece ben geç geleceğim de biraz kapıda kalma diye getirdim. Çok teşekkür ederim Sinan. Sen de yoruldun buraya kadar. Ne olacak canım, yorulayım, önemli değil. Ha bu arada akşam yemek falan yapma. Ben lokantadan bir şeyler getireceğim, tamam mı? Tamam. Siz de bu arada geyik falan yapmayın da ders çalışın birazcık, olur mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay canım ya, çok iyi çocuk. Çok şanslıyım böyle bir şehirde onun gibi iyi kalpli biriyle karşılaştığım için. Evet öyle. Meltem. Düşünsene kızlar. 4 yıl sonra nasıl olacağız acaba? Hiç merak etmediniz mi? Ben merak etmek de hayal etmek de istemiyorum. Bazen kendimi rüyamda öğretmen olmuş görüyorum. Kalbim bir çarpıyor, kalbimin çarpıntısından uyanıyorum. İlk tayinin nereye olacak acaba Selcan? İlk tayinim mi? Kazanmışım, okumuşum. Bir de atama bekliyorum. Ağzım bal yesin ay kız, öyle değil. Korkma, kazanırsın sen. Bir de herkes böyle diyor. Herkesin bir bildiği var demek ki. Bakın, oyun bozanlık yapmak yok, tamam mı? Tercihlerimizi aynı şeyden yapacağız kızlar. Ya niye oyun bozanlık yapalım canım? Ay kız, düşünsene. 4 yıl sonra sen hukuku bitirmişsin. Avukat olarak da çalışmaya başlamışsın. İlk baktığın dava da kendi boşanma davanmış. Farkında mısın Meltem? Bu panik ilaçlarını almaya başladığından beri senin espri yeteneğin bayağı bir gelişti canım. Sinan nereye kazanmak istiyor? Sormayın kızlar ya. Sinan sınavdan vazgeçti biliyor musunuz? Aa, niye? İş yerinde daha çok çalışması gerekiyormuş. Böyle olunca da derslerine zaman ayıramıyor. Sınavda iyice yaklaştı. Yine girecek sınava ama ben para kazanırım, sen de sınavı kazan diyor. Ay yazık ya. Ya evlenip çocuğun başına bela oldun sen yani. Yakında sen çocuk falan da yapmak istersin ha. Ay Meltem sinirsin ya. Başka konuyla ilgili espri gelmiyor mu aklına? İyileştikten sonra seni ziyarete gelmeyi çok istedim Ahmet. Kısmet bugün neymiş? Biriniz caddenin karşısında bekler. Biriniz de burada arabanın içinde. Birini daha bulun. Bu sekreterliğin önüne bir masa koyarız. O da burada durur. Bir de bu bizim köpek barınağı var ya. Ahmetlere haber verin. Bir iki kişi de oraya gitsin. Tamam. Tamam, merak etme, hallederiz. Hadi, dediğim gibi yaparsınız. Bir dakika. Neyi dediğin gibi yapacaklar?
Kim bu arkadaşlar Sezgin? Sonra konuşuruz Cemal, anlatırım ben. Kim bu arkadaşlar dedim sana? Ya kızacaksın biliyorum. Kız ama ben senin için de endişeleniyorum Cemal. Ya seni dinlemeyip kendi bildiğimi yaptım. Bu çocuklar 24 saat buranın korumasıyla görevli olacaklar. Gitsinler. Dikkat çekmeyecek, merak etme. Yani müşteriler de rahatsız olmaz. Hem sağlam çocuklardır. En azından şu Fevzi faktörü ortadan kalkana kadar kalsınlar. Gitsinler. Gidecekler. Burası benim kurallarımla yönetiliyor Sezgin. Bu adamın kurallarıyla değil. Onları istemiyor. İstemiyorum. Sen neden böyle yapıyorsun ki Sezgin? He? Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Bak eğer bu böyle devam edecekse... İstersen aramızdaki ilişkiyi tekrar konuşalım, ha? Gitsinler. Çok gençmiş. Ötekiler gibi. Sevdiği vardı Muhammed'in. Gülperi. Bir keresinde Muammer yanına gelebilsin diye Gülperi mektupta beni evlendiriyorlar yazmış. O sırada çok kişi izindeydi. O yüzden komutan izin vermedi, veremedi. Muammer de attı sırtına çantasını, çıktı koğuşta. Sakın yakalandı değil mi? Yakalandı. Hadi ya. Ama komutan iyi adamdı. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir işlem bile yapmadı. Ceza da vermedi. O sırada gittiğinde nişanlanmışlar Gülperi'yle. Hep anlatır dururdu. Gerçekten iyi adammış komutanınız. Yoksa çok ağır bir ceza alabilirdi. Mehmetçik deyip geçiyorlar. Ama hepsinin bir hayatı var değil mi Yusuf? Onlar... Burada yatanlar birilerinin oğulları. Birilerinin abileri. Kardeşleri. Bir genç kızın... sevgilisi ya da nişanlısı. Belki de her gün yolunu beklediği kocası. Bir çocuğun babası. Hepsi de arkadaşlarımız komutanım. Hepsi... hayalleri vardı, umutları vardı. Ama hiçbirinin yarını olmadı. Baba olanlar çocuklarını bir daha görmediler. Annelerinin... sevdalarının... yürekleri hep yaralı kaldı. Eski değil bu tarihler. Bak... daha yeni toprağa düşmüş bir şehit. Bu ülke onca kanlı savaştan çıktı. Onca düşmanı alt etti ama hala şehit veriyoruz. Bir yerimiz hala kanıyor Yusuf. Ve o kan hala gencecik insanlarımızın canını alıyor. Evet çocuklar, şimdi tekrar ediyoruz. Bir bütünün ayrıldığı eş parça sayısına payda... belirtilen ya da alınan parça sayısına da pay diyoruz. Evet, şimdi şunların adı ne oluyor? Payda. Evet, payda. Bunun adı neymiş? Pay. Evet, şimdi bir problem çözelim bakalım. Kim gelmek ister? Hayır, gel bakalım. Şimdi bu problemi çöz bakalım. Bunu bize kesirli olarak ifade et. Evet, 1/4. Aferin Esin'cim, oturabilirsin. Çok kolay değil mi öğretmenim? Evet Merve'cim, çok kolay. Cihan, sen dersi dinlemiyor musun? Sadece kızlar öğrendi galiba. Erkekler neden ilk defa görmüş gibi bakıyor bakalım? Aç bakalım defterini, tahtadakileri geçir. Hadi bakalım. Thank you.
Yusuf komutan. Tanımadın değil mi? Nereden tanıyacaksın be ya? Hiç görmedin ki beni. Ben seni hastanede ziyarete gelmiştim. Ben Muammer'in babasıyım. Oğlum çok severdi seni. Yusuf komutan şöyle, Yusuf komutan böyle dilinden düşürmezdi hiç. Demek oğlumu ziyarete geldin ha? İyileştiğini duyunca nasıl sevindik bir bilsen. Gülperi, hayat öğretmeni aramış. Ondan öğrendik ayağa kalktığını. Sahi, o nasıl? Evlendiniz mi yoksa? Dikkat edin, araba geliyor!